Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi en son 10. bölümün yani üçgende benzerliğin 28. köşe taşında kalmışız. Hemen bu 28 numaralı köşe taşıyla başlayalım videomuza. Kaç tane çözebilirsek artık çözelim. Şöyle bir odaklanmasını da bir hemen ayarlayayım. Evet, tamamdır. Şimdi birinci sorumuz bakalım ne diyor? Diyor ki G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi. Madem ki G noktası ağırlık merkezi, o halde burada şu kenar ortaydır diyeceğiz. Yani şurayı kesinlikle ikiye bölmüştür. Bunu bir gösterelim. Bu bir. İkincisi, bir de şu G ağırlık merkezini okuduğumuz her soruda tabana bir açıya iki kuralı vardı. Bakın şurada K'ya 2K kuralı olacak. Bunu da gösterelim. Bunlar tamamdır. Şimdi şurada bakın, ha, G neyin ağırlık merkeziymiş ama? ABC'nin. Tamam, doğru yerleştirmişim dostlar. Şuradaki DE paralelmiş BC'ye. Peki bu paralelse, şu GE buraya paralelse, bu tarafı 1'e 2 böldüğünde biz ne demiştik? Bu tarafı da mutlaka 1'e 2 bölecek. Yani A'ya 2A diyebilirim ben buraya. Peki burası 3A yaptıysa burası da mecbur 3A yaptı. Bunu da söyleyelim hemen. Sonra başka ne istiyor bizden? KG'nin FE'ye oranını istiyor. Yani şu KG'yi de bulalım, X diyelim buraya. Onun için de şu klasik benzerliğimizi yapalım. Bakın şunun şuna paralel olmasını konuşalım arkadaşlar. Neydi kural? Paralellerin oranı X bölü 3A eşittir şuradaki 2K bölü tamamı, yani 2 bölü 3. Peki bu 3'leri sadeleştirirsem, 2 ile de A'yı çarparsam X eşittir 2A geldi. Demek ki burası da 2A. Yani benden istenen 2A bölü 1A'dır. O da sorumuzun cevabı Bursa'dan çıkar. İkinci sorudayım. Evet, BD'nin bir açıortay olduğunu ve G noktasının da DBC'nin ağırlık merkezi olduğunu söylemiş. DBC'nin. Bakın ne demiştim arkadaşlarım? Ağırlık merkezinden paralel doğru çiziliyorsa artık çok uzatmayacağız mevzuyu. Yan kenarları hep 1'e 2 oranında bölüyor demiştim. Yani şurası K ise burası 2K. Bunu hemen bir yazalım. Şimdi şu açıortayı da konuşalım isterseniz hemen. Açıortayın kollarına bakın. 20'ye 30. Hatta sadeleştireyim, 2'ye 3. Ve üçlük, gördüğünüz gibi üçlük koluna 3K ayağı düşmüş. O zaman ikilik koluna 2K ayağı düşecek demektir bu. Demek ki burası da 2K oldu. Şimdi şu paralel doğruya bakalım şuna. Bakın bu tarafta Fransa noktasında 4'e 1 oranında bölmüş. Demek ki burası da 4X olacak ki 4X'e 1X şeklinde bölsün burayı. 4'e 1 şeklinde. Peki toplam 5x'i görüyorsunuz. 5x neye eşit verilmiş? 20'ye. O halde x eşittir 4 geldi. Cevap yine Bursa'dan çıktı. Evet, 3. sorudayım arkadaşlarım. G noktası ADC üçgeninin ağırlık merkeziymiş. Tamam, şu üstteki üçgenin ağırlık merkeziymiş. Ve bakın G'den paralel bir doğru çizilmiş arkadaşlarım. O zaman ne demiştim? Burayı K'ya 2K, aynı şekilde burayı da 1'e 2 oranında bölecek. Hatta 8'e 16 diyebiliriz biz bunlara. Peki. Şimdi bir de açıortayımız var dostlar. Açıortayı da konuşalım. Bakın bu açıortayın kolları 24'e 36. Hatta bunları biz 6'ya bölebiliyor muyuz? Bölüyoruz. 6'ya bölsem, hatta 12'ye bölelim. 12'ye bölsem 2, 12'ye bölsem 3. 2'ye 3 oranı var açıortayımın kolları arasında. 2'ye 3 oranı var. Demek ki ayaklar da 2M'ye 3M oranında dağılacaklar arkadaşlarım. Peki hatta 2M'ye biz ne demişiz? 3K demişiz arkadaşlar. 2M'lik yere 3K. Peki 3M'ye ne diyeceğim o zaman hocam? 9K bölü 2 diyeceğim orantıyı kurduğumda. Demek ki şurası da 9K bölü 2. Şimdi ne istiyor benden? ED 1K, DB 9K bölü 2. Yani 1K bölü 9K bölü 2'yi istiyor. Ters çevirip çarptığımda da 2 bölü 9 olduğunu, sorumun Denizli'den geldiğini gördüm.
Dördüncü sorumuz. G, ABC üçgeninin yani tamamının ağırlık merkeziymiş arkadaşım. G. O zaman şuraya 1K dedim. Şuraya da 2K'yı yapıştırdım hemen. Bakın G'den paralel bir doğru geçiyor şurada. O zaman bu tarafı da 2'ye 1 bölecek. M'ye 2M diyelim. Şuradaki paralel doğruyu görüyorsunuz. Burayı 1'e 2 böldüyse burayı da A'ya 2A şeklinde bölecek diyelim. Hatta bu paralel doğru bu tarafı 1'e 2 oranında böldüyse burayı da 1'e 2 oranında bölecek. Bakın 1 dediğim yere 2A gelmiş. 2 dediğim yere 4A gelecek şurası. Yani şu F'den üstü 3A oldu arkadaşım. Bunu da söyledik. DF'yi 4 vermiş. Bir görelim orayı. DF nerede DF? Şu A dediğimiz yer 4 olmuş. Demek ki 2A dediğim yer 8. 3A dediğim yer 12 olacak. Bunu da söyleyelim. AF'yi istiyor bizden. Zaten 3A istediğimiz yer. Bakın 3A'yı istiyor AF. Demek ki cevap 12 geldi. Evet 28'i gömdük. Hemen 29 numaralı köşe taşının ilk sorusuna bakıyorum. DE BC'ye paralel. Yani bakın paralel G ağırlık merkezinden geçiyorsa yan tarafları K'ya 2K, M'ye 2M diye bölecek demiştik arkadaşlar. Sonra BC'yi 24 vermiş. BC madem ki 24, o zaman şuralar 12, 12 diye bölünecek. Çünkü G noktası ağırlık merkeziydi dostlarım. Nerenin ağırlık merkeziydi? A, D, C'nin. Oo, yanlış yazmışım ben. A, D, C'nin ağırlık merkeziymiş dostlar. Ben bütün üçgenin ağırlık merkezi zannettim. Demek ki sadece... Şöyle baştan bir daha yapacağım bu soruyu. Kusura bakmayın arkadaşlar. Zart diye zıpladık hemen. Şimdi sadece şu üçgenin ağırlık merkezi ise şöyle maviyle bir kalınlaştırayım. O zaman bu adam bu üçgenin kenar ortayı yani burayı ikiye bölecek mecbur. Yani şu da 2K bu da 2K diye bölecek. Tabi paralel doğru burayı da 2M 2M diye bölecek. Yani bu adam orta taban çıktı. Bakın ister istemez orta tabanımız geldi. Sonra şurada 1'e 2 oran olmak zorunda mecburen. 1'e 2 oranını da yazalım. Şurayı da kenar ortay olduğu için mecbur 2'ye böldü. Bunu da gösterelim. Başka ne istiyor bizden? Şuraya A diyelim. Şuraya da ne diyeceğiz? Kenarı 2'ye böldüğü için. Bakın şu kelebekten faydalanıyorum. 1'e 1 oranı var. Burası da A oldu. Hatta burası 2A ise burası da mecbur 2A oldu. Çünkü bu orta tabandı. Şimdi BC'yi 24 vermişti. Şuranın tamamı 24. Orta taban olduğu için burasını 2'ye bölecek. Nasıl bölecek arkadaşım 2'ye? Orta tabansa burası yarısı olacak. Ne oldu yarısı olduysa orta tabanın? 12 oldu. Şuranın tamamı 12. Peki 1'e 2 oran olduğu için 4'e 8'dir dedim buraya da. Şurası 8 çıktı. Ve bakın bu 8 şu BF'nin orta tabanıdır. O zaman... 2 katı olacak 16'ymış sorumuzun cevabı. Buna geldik. G noktası ABC'nin evet bütün üçgenin ağırlık merkeziymiş. DE'yi 12 vermiş tamam. Şimdi şurada tabana bir açıya 2 yapalım. K'ya 2K. Bakın bu doğru buna paralelse arkadaşım buna paralel olduğu için şu ikisi. Şuradan geçen şu kırmızı yaptığım doğru bunu nasıl bölmüş 1'e 2. Buradan geçen bütün paralel doğruları mesela şunu çizdim. Bunu da 1'e 2. Mesela şunu çiz bunu da 1'e 2. Şunu çiz bunu da 1'e 2 şeklinde böler. O zaman ED'yi de A'ya 2A oranında böler arkadaşım. Bize DE'yi yani 3A'yı 12 vermiş. Demek ki A 4. Nereyi istiyor? EN 2A'yı istiyor. 8'i paketledi. Evet, burada da aynı muhabbeti yapacağız. Çok çok yüksek ihtimalle kesinlikle öyle. Bakın şu açıortay doğrumuzun kolları 6'ya 8 ya. Ayaklarımız 3K'ya 4K'dır diye böldüm hemen. Ve bakın bu doğruyu nasıl bölmüş açıortay doğrusu? Paralel doğruyu nasıl bölmüş? 3'e 4. O zaman buradan çizdiğim bütün paralel doğruları hep 3'e 4. 3'e 4 şeklinde bu oranla bölecek. Ve bakın demek ki burası 3A ise burası da 4A olacak X dediğimiz yer.
3A'ya 9 düştüyse A'nın biz 3A'ya 9 düştüğünde A'nın 3 olduğunu, bize de 4A'yı soruyor. 4 kere 3 12'yi paketledik hemen. Geldik bu soruya. FN'yi 12 vermiş. DF'yi 2 vermiş. Şunları bir yazalım. DF'ye 2. FE'ye 3 demiş. Yazalım. DE paralelmiş. Tamam. NC'yi 9 vermiş. Bunu da söyleyelim. Bakın şimdi bu paralel doğru 2'ye 3 bölündüyse bu paralel doğru da 2'ye 3 bölünecek. Yani üçlük kısma 9 geldiyse 3 katı, ikilik kısma da 6 gelecek. Bunu da artık öğrendik. Şurada bir kelebek üçgen var. Bunu kullanacağız muhtemelen. Şimdi nereyi vermişti? FN'yi vermişti bize 12 diye. FK'yı istiyor. Bakın şuna X dediğim takdirde kelebek üçgene bakın. 3'e 6. 2 katı yani alttaki. O zaman X'e 2X olacak burası. Şurası 2X. Ve bize 3X'i vermiş toplam 12. O zaman X'i 4 bulduk. Zaten X'i istiyordu bizden. Cevap Ceyhan'dan geldi. Evet, 29 numarayı da gömdük. Hemen 30 numaralı köşe taşımızı aldım önüme. Başladım ilk sorusunu çözmeye arkadaşlarım. Bakalım ne diyor? 20 var, 18 var, 24 var. Bakın bu üçgen 18, 24, 30 üçgenidir. Şuraya 11'im kaldı. 3, 4, 5'in 6 katını vermiş bize. O yüzden 30 oldu orası. Peki x'i soruyor bize. Gelin şuradan aşağıya bir diklik indirelim. X bu üçgenin hipotenüsü oldu bakın. Bir de burada şunu göreceğiz arkadaşlarım. Bu taraf bakın bu paralel doğru oldu. Şu şuna paralel oldu. Çünkü neden? İkisi de aynı yere dik indiği için paraleldir bunlar. Peki burası 10'a 20 şeklinde yani 1'e 2 oranında bölündüyse bu taraf da 1'e 2 oranında bölünecek. O zaman burası 8'dir. Burası da 16'dır diyebilirim ben. Bakın şurada bir 6-8-10 üçgeni çıktı. Burası 6 oldu. Hadi gelin şuradaki dik üçgende de Pisagor yapalım. X kare eşittir. Bir 6'nın karesi bir de 16'nın karesi diyelim. Tabii şimdi burada büyük sayılar çıktı arkadaşlarım. Ben şöyle yapıyorum genelde. Büyük sayılar çıktığında dostlar hemen bunları sadeleştiriyorum ilk önce. Mesela ikisi de kaça bölünüyor bakın? 2'ye bölünüyor. 3 ile 8 oluyorlar. O zaman 2'ye bölerek Pisagor'umu yapayım diyorum. Şurada yapayım bakın. 2'ye bölerek yaparsam x kare eşittir. 3'ün karesi gelecek bir de 8'in karesi. Yani 64 ile 9'un toplamı. Buradan ne çıkıyor x kare? 73. Yani x eşittir kök 73. Tabii ben bunu nasıl buldum arkadaşlar? Kök 73'ü 2'ye böldüğümde buldum. O zaman hemen 2 ile çarpıyorum. Doğru cevap ne gelecek? 2 kök 73 gelecek. Bakın böyle büyük sayılar çıktıysa sadeleştirebiliyorsanız en sade şekilleriyle Pisagor yapıyorum. Kaça böldüysem en son çıkan sayıyı da o kadar sayıyla çarpıyorum arkadaşlar. Şimdi buna geldik. 5 var, 4 var. Sakın ha 3 demeyin. Aman ha. AD oraya eşit demiş. Peki buna göre x kaçtır diye de bir soru soruyor bize. Dostum ben şunu öğretmiştim size. Bir soruda 2 veya daha fazla dik açı varsa A 90 B benzerliği yapacağız o soruda. Bakın A'yı yazdım, 90'ı yazdım, B. Demek ki A ile B'nin toplamı 90'mış. O zaman şuraya da A yazabilirim ben. A ile B'nin toplamı 90. E hocam bana 2 tane üçgen lazım. Çünkü benzerlik yapacağım 2 üçgen arasında. Ama burada bir tane dik üçgen var. Hemen bakın ne yapıyorum? Şuradan da bir diklik çizdim. Şöyle bir 90 derece çizdim. Ve A 90, buraya da B'yi yazdım. Peki hocam neden buradan çizdim bu dikliği? Yani şuradan çizemez miydin, şöyle çizemez miydin dikliği? Kesinlikle çizerdim ama dostlar bana şu kopyayı verdi bakın. Burada 90'ın karşısında tık tık var ya. Ben buradan çizersem bu 90'ın karşısında da tık tık oluyor. Ve böyle aynı açının karşısı birbirine eşit geldiğinde bu AB 90'larda bunlar eş üçgen olduğu anlamına geliyorlar dostlarım. Yani artık şunu yapabiliyorum ben. Burada bakın B açısının karşısı 4 ya. Burada da B açısının karşısı 4 olacak. Şurası 4. Hatta buraya 1 kalıyor bakın. Sonra burada A'nın karşısı 5 ya.
Burada da A'nın karşısı, yani şurası 5 olacak. Bunu da yazdım. Ve bakın artık ben buradan X'i Pisagor bağıntısı yaparak çok rahat bulabilirim. Hemen ne diyorum? X kare eşittir bir 5'in karesi, bir de 1'in karesi. Yani 26 çıkıyor. X eşittir kök 26'yı yapıştırdım hemen dostlar. Evet, bakın 30 görünce ne yapacağız demiştik? Karşısına diklik inilecek. Aha indirdim. 90'ın karşısı 16 ise 30'un karşısı 8'dir. 60'ın karşısı da 8 kök 3'tür. Bunu bir yazdık. Sonra diyor ki BD, DA'nın 4 katıdır. Yani şurası K, şurası 4K. Hadi gelin bunun buna paralel olmasını konuşalım. Çünkü ikisi de paralel değil mi? Aynı yere dikilmiş. Tıpkı birinci soruda gösterdiğim gibi. Peki benzerlik yaparsam 4 bölü 5 olur oran. 4 bölü 5 eşittir diyeceğim hemen 8 bölü x'e. Bu 2 katına çıktıysa bu da 2 katına çıkacak. Ve cevabım Adana'dan geldi. Evet, dördüncü sorudayız. EC BE'nin 2 katıdır diyor. Yani şurası K ise burası 2K. Bakın bir kenar 2'ye bölündüyse orta taban çizin demiştim hemen. Bir tanesinin bile görülmesi yeterli. Burada şuna paralel çizdim. Şöyle yapalım. Bunları 2K'ya 4K diyelim. Şimdi neden böyle yaptığımı daha iyi anlayacaksınız. Bakın şu çizdiğim orta taban ya. Şunun yarısı. O yüzden buraya K diyebilmek için, yani K olsaydı burası K bölü 2 yazacaktım. O yüzden 2K diyeyim ki düzgün sayılarla uğraşayım diye buraya da K yazdım. Ve bakın şurada da bir kelebek üçgen çıktı karşıma. Artık soruyu çözebilirim. K bölü 4K. Yani 1 bölü 4 oranları. O zaman 3'ün X'e oranı yine 1 bölü 4'e eşit olacak. Bu 3 katına çıktıysa bu da 3 katına çıkacak. Cevabım Adana'dan geldi. Evet, hemen çevirdim arka tarafı ve 31 numaralı köşe taşının ilk sorusuna bakıyorum. AE'nin EC'ye oranını 3K bölü 2K olarak vermiş bize. AB uzunluğu nedir diye bir soru soruyor dostlarım. Hemen şöyle bir ne yapalım? 1 vermiş, 4 vermiş, başka da bir şey yok. Yani neler geliyor aklıma? Şöyle bir diklikte ben çizsem diye düşünüyorum. Şuradan bir işe yarar mı diye bakalım. Şunların da 2 katını alalım. 4K diyelim. Buraya da 6K diyelim. Daha güzel olsun. Bakın şurada 4'e 1 oranı var bu tarafta. O zaman burada da 4'e 1 oranı olacak. Buraya K kaldı. Şurası da ne olacak arkadaşım? Mecbur 5K kaldı buraya da. Çünkü 6K demiştim. 5K da buraya kaldı. Ve bakın şunu fark ettim. Şurası da 5K. Bu taraf da 5K. Yani şu çizdiğim yükseklik aynı zamanda kenar ortay oldu. Hatırlayın benim kayı kuralımı. Kayı kuralı ne diyordu? Bir doğru hem yükseklik hem de kenar ortay olduysa mecbur açıortay olacak ve bu üçgen ikizkenar üçgen olacak. Yani şurası kesinlikle açıortaydır. Bu yükseklik açıortayda olur. Ve bu üçgen kesin ikizkenar. Yani şurası 5 ise şuranın da 5 olması gerekiyor. Cevabım Ceyhan'dan geldi arkadaşlarım. AB'yi 5 bulduk. Evet, buna bakalım. DE paralelmiş AB'ye. Tamam. DE AB'ye paralelmiş. CE FE'nin 4 katıymış dostum. Şuraya K dediğimde CE 4K'ymış. Onu da yazalım. Hatta burası da K oldu o halde. Bakın şu paralel doğruydu ya, şurası şuraya paraleldi arkadaşım. Demek ki burayı 4'e 2 böldü, bak yarısına getirdi. Peki o zaman burası da 4'e 2, yani yarısına gelecek. Demek ki şu DC 20'ymiş. Onu da yazdık. DC 20. Evet, görüntüler biraz farklı. Sanki 20 ondan daha kısaymış gibi gözüküyor ama ne yapalım, yapacak bir şey yok. Başka, şimdi devam edelim. Başka ne diyor bize? AB uzunluğu nedir diye bir soru soruyor. AB'miz neresi? AB'miz şurası. X. X nedir diye de bir soru sormuş bize. Peki, şuradan da biz bir paralel doğru çizsek. Tam burayı ikiye böldü ya. İkiye bölünce orta taban yapın demiştim. Buradan paraleli çizdim. Tabi burayı da ikiye böldü. 5, 5 diye ikiye böldü arkadaşlarım. Ve bakın dik açıdan çıkan kenar ortay olduğu için muhteşem üçlüden burası da 5 oldu.
Ve haliyle ben de şimdi soruyu çözmüş oldum böylelikle. Nasıl çözdün öğretmenim? Şunlarla bakın. Şu paralel doğrunun şuraya paralel olmasını konuşacağım. Nasıl bir oran var? 5 bölü şuranın tamamı 6. 5 bölü 6 eşittir diyeceğim. Yine şuradaki paralelim 5. Diğer paralelim x. 5 bölü x'e demek ki x 6 gelecek diyebilirim. Evet, yine bizim bir paralel çizeceğimiz bir soru, bakın bu da. 10 var, 2 var. AE, EC'nin 2 katıymış. Şuraya K dersek AE 2K'ymış. Bunu yazalım. Hemen şuradan şu ED'ye paralel olan doğrumuzu bir çizelim. Şimdi burası 1'e 2 oranında bölündüyse bu ED tarafından, burası da 1'e 2 oranında bölünecek. Demek ki şurası 4 olacak. Peki burası 4 ise buraya ne kaldı? 6. Şimdi bakın şurası da 6, burası da 6. Demek ki bu bir kenar ortay. O zaman muhteşem üçlüyü sağlar. Bu da 6 yapar. Şimdi DE'yi soruyor X. Hemen benzerlik yapalım. 1 bölü 3. 1 bölü 3 eşittir diyelim. X bölü 6'ya. Evet. Bakın bu 2 katına çıktı. Bu da 2 katına çıkacak. 1'in 2 katı 2'dir. Yapıştır gelsin. Buna bakalım. AD EC'ye paralelmiş arkadaşlarım. AD EC'ye paralel. Demek ki burası buraya paralelse, bakın şurayı kapattığımda ne görüyorum? Burayı 2'ye böldüğü için mecbur orta tabanı oldu bu 8'in bu adam. O zaman burası yarısı olacak 4. 8'in yarısı oldu 4. Peki dik açıdan inen kenar ortay olduğu için muhteşem üçlüden bu kenar ortayın tamamı 8 olacak. O zaman şuraya da 4 kaldı arkadaşlarım. Bunu da söylemiş olalım. Başka nereyi vermiş? AC'yi 12 vermiş. Bakın şu kelebeği konuşalım arkadaşlarım. Kelebek bir üçgen çıktı burada. 4'e 8 yani 1'e 2 oranı var. Demek ki şurası A ise şurası 2A. Yani bize 3A'yı aslında 12 vermiş. A dediğimiz şey 4 çıkıyor. Bakıyorum zaten A'yı soruyormuş. 4'ü de yapıştırdım dostlarım. Evet, bunu da gömdük arkadaşlarım hemen. Kaç oldu bu? 31 oldu. 31'i de gömdük. Şöyle kaç dakika olmuş? 22 dakika olmuş. Burada duralım. Bir sonraki videoyla da devam edelim gençler. Hadi öpüyorum sizi goberler. Kendinize iyi bakın.